Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerini huzurunda olsun. Uşaklarımız, kanalımızı da kıtanlar ekranımız olsun. Xitayning axborot yig'ini ichish ko'z buyamchiligi davomlashmoqda. Yaqinqi bir necha yil mobaynida dunyodagi nufuzli axborot organlarining Xitayning Sharqiy Turkistondagi jinoyatlari haqida faktli xabarlarni e'lon qilishi, Amerika qatorli g'arb ellarining bu haqda qonun turg'izib jazo ijro qilishi, xalqaro jamiyatning embargolari qatorli sabablarining o'z iqtidoriga ta'sir ko'rsatishining qattiq biyaram bo'lgan Xitoy rejimi maxsus axborot e'lon qilish yig'ini orqali o'zini oqlab jinoyatlarini butunlay inkor qilishga urindi. Xitoy tashviqot organi Tangirtoq to'rining xabarida bildirilishicha, Sharqiy Turkistondagi Xitoy doiralari 12 iyul Urumchida maxsus axborot e'lon qilish yig'ini ochgan. Yig'inga atalmış Uyg'ur Avtonom rayonlik hukumatı bayonatchisi Shoguishan, atalmış Xinjiang xalqaro ko'rgazma ishlari idorasining boshlig'i Qorjaq amaldori Guldursun, atalmış Uyg'ur Avtonom rayonlik taraqqiyot va islohot komitetining muavin mudiri Mavxu qatorliklar riyosatchilik qilgan bo'lib, Sharqiy Turkistonga aloqador masalalar haqida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazish orqali xalqaro jamiyatni aldashga uringan. Xitoy doiralari axborot e'lon qilish yig'iniga yana Sharqiy Turkistonning iqtisod sohasidan kelgan atalmish vakillarni qatnashtirib, Sharqiy Turkistondagi aloqador yolg'on siyosatlarini tunishtirgan. Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan jinoyatlari haqida yolg'on guvohlik berishga majburlagan. Ular axborot e'lon qilish yig'inida qiliplashgan iboralarni takrorlab, Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan jazo lagerlariga qamash, majburiy amgakka silish, Uyg'ur o'smirlarini oilalaridan ayirib Xitoylashtirib tarbiyalash, qiz ayollarni dabsani qilish, nufuz cheklash va islom dinini Xitoylashtirish qatorli jinoyatlarini inkor qilib, hukumat Xinjiangni Yipak yo'li iqtisod belbog'idagi markaziy rayon qilib bekitib, rayonning taraqqiyotiga asoslik kuchini markazlashtirdi deb bildirilgan. Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan majburiy amgak siyosati xalqaroda kuchli kun tartibga kelgan bir paytda, Amerika hukumatı ma'qullagan Uyg'ur majburiy amgakining oldini olish qonuni oldingi oyda rasmiy ijro qilinishga va ta'sirini ko'rsatishga boshlagan edi. Xitoy bo'g'itimliq axborot e'lon qilish yig'inida yana Amerikaning Uyg'ur majburiy amgakining oldini olish qonunining Xitoyning savdo ishlariga, xalqaro jamiyatga ta'sir qilganligini da'vo qilgan. Axborot e'lon qilish yig'inida Xitoy bayonatchisi Shoguishan so'z qilib, bir necha yil bo'shashmay tirishish orqali Xinjiangning muqimligi uzluksiz yaxshilandi. Taraqqiyot muvaffaqiyatlari to'liq ravon bo'lmoqda deb bildirilgan. Kuzatuvchilar Sharqiy Turkiston xalqining yaqingi yillar mobaynida izchil majburiy amgakka silinayotganligini, irqiy qirg'inchilikning davomlashayotganligini, buning xalqaro jamiyatda oshkora bir haqiqatga aylanganligini, Xitoyning muhojiratdagi Sharqiy Turkiston xalqi va kishilik huquq tashkilotlarining bu haqdagi savollarga tixicha hech qanday javob berilmaganligini, aksincha yuqoridagi soxta tashviqotlarni ishqa silayotganligini, Xitoyning haqiqiy yuzini davomli ichib tashlash uchun muhojiratdagi Sharqiy Turkiston xalqining buningga kuchlik aktiv inkas qaytarishi kerakligini bildirishmoqda. Taratqular Xi Jinping bo'g'itimli qurultoyda o'zini dohi deb jakarlamoqchi dedi. Xitoy Kommunistik partiyasining 20-chi navbatdagi qurultoyi bu yil kuzda ichildigan bo'lib, Xi Jinpingning davomli taxtda o'tirib qolmay o'zini Mauzdunga o'xshash dohi deb jakarlaydiganligi ilgari surilmoqda. Hong Kong taratqularining bu haqdagi xabarida qayd qilinishicha, Xi Jinping Xitoy Kompartiyasining bo'g'itimli qurultoyida qaytadan taxtga o'tirgan. Undan boshqa ahvoldan xabardor kishilarning oshkorlanishicha, o'zini partiyaning yadrosi, bosh harbiy qo'mondon degan nomlar bilan atab kelgan Xi Jinping bo'g'itim o'zini rasmiy holda dohi deb ataydi ekan. Buning bilan Xitoyda atalmish bir partiya hukmronligi va bir dohi yetakchiligining Xitoy uchun intohin muhimligi tashviqot shuorga aylandi ekan. Xi Jinpingning mustaqil hukmronligini mustahkamlash jarayoni asta-asta ijro qilinadigan bo'lib, 2016 yili 10 ayda Xi Jinping Xitoy Kompartiyasining yadrosi deb bekitilgan. 2017 yili 7 ayda bo'lsa bosh harbiy qo'mondon deb atalgan. 2018 yili 3 ayda asosiy qonunga o'zgartirish kirgizib, Xitoy raisi va muavin raislarining eng ko'p bo'lganda 2 xitim vazifaga o'ltiriladiganligiga aloqador moddani amaldan qoldirgan. Bir qism siyosatchilarning qarashicha Xi Jinping o'zini dohi deb jakarlagan taqdirda keyincha u taxtdan tushgan taqdirdimo Xitoydagi ta'siri va kuchi yanada hammadan yuqori turdigan. Ma'lum bo'lishicha, hozirga qadar Xitoy Kompartiyasi tarixida necha 10 millionlagan kishining turli sabablar bilan o'lishiga sabab bo'lgan Mauzdung va Huagofeng dohi deb atalgan va bu tariqada tashviq qilinib, ularning bosh surati Xitoyning barliq joylarini qoplagan.
Yevropada ötküzülgen xalqaralıq yığında Uyğur məsilesi kün tərtibke keltirildi. Aldınqı həbdə Rumıniya paytaxtı Buxarestdə ötküzülgen xalqara parlament əzəllərinin 22-ci növətlik istihbarat və bexətəlik münbiri yığında Xitayının Şərqi Türkistanıki məcburi əmgəkə siliş, dini bastırış qatarlıq türlük cinayetlerimi kün tərtibkə kəldirildi. 7-8 iyul külleri Buxarestda ötküzülgən məzgür xalqaralıq yığınğa Amerika, Kanada və Avropa dövlətlərini öz içi alğan 60 nəticə dövlətdən 300-dən artıq dövlət ərbabları, siyasi yollar, fəaliyyətçilər və jurnalistlər qatnaşqan. Ondan başqa Uyğurlarga vakalatın Amerika Xalqara Dini Erkili Komitetinin reisi Nuri Türkel Efendi ve Uyğur Herkiti Teşkilatının reisi Roşen Abbas Hanım teklif bilen iştirak kılgan ve söz kılgan. Mezkur yığın asasıqı Ukrayna uruşu ve onun dünyaya körsetken ve körsüzlüğün təsirge merkezleşken bulup nurgulluğun devlet rehberleri ve bu temini çördüğün asasda söz kılgan. Nuri Türkel Efendi özüge berilgen söz pürsette yığın katnaşkuşlarına xitap kılıp ularını Ukrayna meselesine köngül bülüş bilen birge, Xitayning dünyaya ilip kelgen tehditlerine sel karmasıqa ve hazırdan tatip eğir akıbetlerinin aldığın iliş üçün bununla karta çare tedbir körüşge çakırgan. Roşen Abbas Hanım'ı yığında söz kılıp Xitay rejiminin zor Türküm'de caza lagere tesis kılıp Uyghurlarga irqi kırgınçılık yürgüzü vatkallıqını ve mecburi emgeke silu vatkallıqını ama dünyadaki köplügen siyasi yollarının meşhur şahslarının bu meselige kelgende sükut kılıp turvalgallıqını Xitay'dan kilovatkan menfaatinin akıbette her kaysi devletlerge apet ilip kildigallıqını kayıt kılıp ötken ve her kaysi devlet rehberlerine Uyghur meselesige köngül bülüşge çakırgan. Dünya nüfusu 8 milyardın işip gitişi mümkün. 11 iyul Dünya Nüfus Günü bulup bu münasebet bilen Birleşken Devletler Teşkilatı Organ Toru'da Dünya Nüfusu'nun 2022 yılı nezer namlı dokulatını ilan kıldı. Dokulatta Dünya Nüfusu'nun bu yıl 11 ayda 8 milyardın işip gitişi mümkünlüğü kayıt kılındı. Mezkur yeni dokulatta mülçelenişçe, Dünya nüfusu 2030 ve 2050 yılı ayrım ayrım halda tahminen 8 milyar 500 milyon ve 9 milyar 700 milyonga yetişi mümkün degen. 2080 yılı barğanda bolsa tahminen 10 milyar 200 milyonga yetip bu əsir ahırlaşıqca bu səviyyəni saxlap qaldıgen. Hindistan'dan nüfusu 2023 yılı Xitayınınkidin işip dünyadaki nüfusu en köp dövletke aylındıgen. Dokulatta yana nurgun devletlerde tuğuluş nisbetinin yakınki neçin 10 yıldan buyan körnerlik tüvellep ketkerlike, bu sebeplik dünya nüfusunun işiş nisbeti 2020 yılı 1% tüvellep 1950 yıldan buyanki tuncu kıtımlık iş bulup kalgalıqını. 2022 yıldan 2050 yılıca 61 devlet ve rayonun nüfusunun 1% ya ki onundan köp azıydıqalıqı, bu mezgilde Kongo, Misir, Efiyopiya, Hindistan, Nigeria, Pakistan, Filipin ve Tanzaniyadan ibaret 8 devletin nüfusu köpüydüqalıqı bildirilgen. Dokulatta ilgili sürülüşçe, 2050 yılı dünya boyunca 65 yaş ve onundan yukarı yaşlıki nüfusunun ilgilgen nisbeti 2022 yılıdan 10%'ten 16%'e öyleydiken. Bunda bolğanda dünya boyunca 65 yaştın yukarı yaşanğılar nüfusunun sani 5 yaştın tüven ballar sanının 2 hessizden köperek bulduken. Dokulatta 2019 yılı insanların mülçerdeki oturucu ömürünün 72 yaş bulduğalıqı, bunun 1990 yıldakiden 9 yaşı yakın ölügelike, lakin bu sallıq məlumat 2021 yılı 71 yaşı tüvelügelike, bunun asaslıq sebebi Xitay virusu yokumunun təsirden bolğalıqı kayıt kılıngan. Dokulatın ahırda 2050 yılı dünya boyunca insanların oturucu ömürünün tahminen 77 yaşı yetidigalıqı mülçelengen. BDT çigre halkıgan yardım mekanizmini uzartışını karar kıldı. Türkiye Birleşken Devletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengişinin Suriye'nin garibi şimaldaki BDT çigre halkıgan yardım mekanizmini yine 6 ay uzartış kararını karşı aldı. Türkiye Avaz Radyosu'nun haberde bildirilişçe, Türkiye Taşkı İşler Ministerliği'nin yazma bayanatı da, BDT mekanizminin Suriye'nin garibi şimaldaki 4 milyondan artık ihtiyaclık kişiye ciddi insanperverlik yardımı yetkizişke mühim rol oynaydıqalıqı təkidlengen. Bayanatta, biz Birleşken Devletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengişinin 2022 yılı 12 iyulda makulluğun kararı arqılıq, Suriye'nin garibi şimalda BDT çigri halkıgan yardım mekanizmini 6 ay uzatkallıqını memnunluk bilen karşı alımız deyilgen. Suriye'deki insanperverlik krizisige ünümlük halkıralı inkas kaytırış ve rayon mukumluğu cahetin BDT mekanizminin fonksiyasını sicil bir ramki içide devamlaştırış intayin mühim. Türkiye halkıra cemiyet bilen hemkarlışı bu yönlüştiki tırışçalıqını devamlaştırdığı deyilgen.
Yevropadaki nurgulgan devletler Palestin meselesi de İsrail'e narazılık bildirdi. Yevropadaki nurgun devletler İsrail'e'nin bultur Palestin'de faaliyet kılıbatkan 6 insan hakları teşkilatını terörlük teşkilatı tizimlikiye kirgüzüç kararıga narazılık bildirdi. Türkiye Avaz Radyosu'nun haberde bildirilişçe, Belgiya, Daniya, Fransiya, Germaniya, Irlandiya, Italiya, Gollandiya, Ispaniya ve Shvetsiyaning tashqi ishlar ministerleri bu haqda birlashma yozma bayonot e'lon qilib, bayonotda terrorlikni ayiblashning astoydillik ve inchilik bilan o'tirg'a qo'yilishi kerakligi alayda ta'kidlangan. Bayonotda yana Isroilga agar terrorlik bilan ayiblashni kuchlantirgan hujjatlarni o'tirg'a qo'yilgan taqdirda mazkur davlatlarning muvofiq qadamlarni tashlaydiganligi, lekin hech qanday hujjat o'tirg'a qo'yilmasa mazkur tashkilotlarni qo'llab-quvvatlashni davom maşturgalıqı təkilinib, rayonda işki dövlətlik həlqiliş çarısını işqa aşırış üçün ərkin və küşlü xəliq amısının buluşunun mühümlüqü qayıt qılınqan. İsrailiya hükümeti bultur 23. öktəbirdə Pələstin Azadlıq Frontu bilən çetişliqi bar digəni bahanı qılıb, Pələstinin 6 insan həqləri təşkilatını terrorluq təşkilatları tizimikigə kirgüzgəlləkini cəkarlıqan idi. Hürmətli televizor görüşlər, şuna qılıb bugünkü xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ətik xəbərimizi görüşkü cəhsizlərini Cənab-ı Allah tapşırmız. Şuna qılıb program axırda ekran arxısındakı barlıq xizmət əşkərimə köpdün köp rəhmət edimən. Assalamu aleykum və rəhmətullah.